Efendim Onurcuğum. Pelinsu merhaba, Holding'de misin? Evet, şirketteyim. Tamam, odama gelebilir misin? Hemen geliyorum. Bekliyorum. Gel Pelinsu, gel. Onur, sen iyi misin? Bilal'in annesi bu sabah bir mektup almış. Bizim Bilal ile aramızdaki sözleşmeyle alakalı. Mektup mu? Kimi gönderdiği belli değil. Kim böyle bir şey yapar ki? Sen bana dürüst olacaksın değil mi? Yani bu mektupla bir ilgin alakan yok. Hayır, ben böyle bir şey yapmadım. Neden böyle bir şey yapayım ki? Yani sonuçta üzgünsün. Mutsuzsun. Mesela ben seni gece bardan aldım, evine bıraktım ama sen basına biz sevgiliyiz dedin. Onun gibi. Onur, ben o zaman sarhoştum ve bunun için senden defalarca özür diledim. Ya neden böyle bir şey yapayım? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Ya ben bu kadar zavallı mıyım? Sözleşme ikinizin rızasıyla yapılmadı mı? Yani evet, ikimizin rızasıyla yapıldı ama annesi bilmiyor sözleşmeyi. Bak Onur, sen varlıklı bir ailenin tek oğlusun. Kendini ve ailenin geleceğini düşünmek tabii ki senin en büyük hakkın. Yani Lale seni sevdiği için evleniyor. Yani sözleşme neden onu bu kadar rahatsız etsin ki? Ha, ailesini bilemem. Ailesinin benden bugüne kadar herhangi bir maddi talebi olmadı biliyorsun. O zaman sorun ne? Neyse. Neyse. Bak Onur. Eğer biz evleniyor olsaydık benim için sözleşme asla sorun olmazdı. Çünkü senin paran, pulun benim için hiçbir zaman önemli olmadı. Benim için önemli olan tek şey birbirimize duyduğumuz sevgiydi. Her neyse, benim biraz işlerim var. Günler sonra seni bu kadar mutlu gördüğüm için çok sevindim kızım. Anneciğim, bugün keyfim çok yerinde. Niye diye sormaya korkuyorum. Düşündüğüm şeyi yapmadın değil mi Pelinsu? Anneciğim, aslına bakarsan yapacaktım. Ama öyle bir mucize oldu ki benim yapmama gerek kalmadı. Kızım sen ne anlatıyorsun? Yani anneciğim, diyorum ki Lale'nin annesi sözleşmeyi öğrenmiş. Bilinmeyen biri tarafından gönderilen mektupla. Ne? Bir dakika, şimdi benim aklım karıştı. Eğer sen Betül mü yoksa? Doktor Onur da yapmamış. Kızım öyleyse kim gönderdi mektubu? Yani anneciğim, ben de bilmiyorum. Ama iki seçeneğimiz var. Ya Lale zannettiğimizden çok daha akıllı ve sözleşmeyi nikahtan önce iptal ettirebilmek için böyle bir şey yaptı. Ya da bizim bilmediğimiz bir düşmanları daha var. İkisi de olabilir ama her şekilde oklar sana yönelecek. Sen merak etme anneciğim. Ben bana yönelen okları geri püskürtmesini bilirim. Buna razıyım. Yeter ki bu durum Lale ile Onur'un arasını açmaya yetsin. Ki bence öyle olacak. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.